Hoş geldiniz. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk Esir abla. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Bugün daha başka bir ruh halindesin. Aynen. İyisiniz. Aynen. Şimdi bugün dün herkesin söz hakkı istediği herkes bağlandı, konuşuldu. Bugün aslında konuşacak olan ikinizsiniz karşılıklı. Aynen. Aynen. Boşanma ile ilgili konuşacaktınız. Bir de bugün aynen sabah sanırım notere gidilmiş. Evet efendim. Aynen. Niye devir gittiniz işlemi notere? Arabayı araba vardı benim üstüme, onu devrettim. Hı-hı. Verdim. Noteri onu devretti. Aha, aynen. Boşanma ile ilgili. Efendim ben süreç. Notere başta giderken konuştunuz pazar mu yolda? Konuştuk hani efendim. Ben kendisine konuştuk, bir şeyler sundum. Dedim ki bak konuştuk, dedim bazı şeyler araştırdım. Hı-hı. Hasan denilen adamın dedim bak tekin olmadığını öğrendim. Yalnız dedim bağırmakta bir yere kadar. Hı-hı. İnsan dedim yani benim evladım olan bir yerde. Aynı arabada mı gittiniz? Evet aynı. O arkadan ben önde iki kişinin nezaretine vardık geldik efendim. Ya kavga gürültü öyle bir şey yok. Şey yok ama benim kaygı mı dedim bak benim endişemi anlaması lazım. Benim sen de benim yani düşünse beni de düşünse çocuğunun endişesini anlaması lazım ki iki taraflı dedim bak uzlaşmalı bir şekilde bu ilişki bitmiş zaten. Uzlaşalım. Çocuğumu dedim. Bizim bak, ilişkimiz babanla bitti karı koca yani, ilişkimiz. Yani o bitmiştir artık. O geri dönüş olmayan bir yola girdik ama şimdi ben dedim ki bak bir tane evladımız var bunu dedim. Sana dedim ne verecek Hasan denilen şahıs dedim sana nasıl bir imkan veriyor? Sana nasıl bir çocuğu nasıl bir gelecek hazırlayacağız? Nasıl bir durumu içerisine sokacağız? Yani hı, bu dedim bak endişeleri dedim böyle net bir şekilde yapmamız lazım. Yani netlik yok bu işte dedim. Bunu dedim iyi düşün. Çocukların geleceğini düşün. Hı-hı. Bak dedim maddi manevi yanındayım dedim ben. Maddiyat hı-hı yönünde kesin sıkıntı yaşamayacağını söyledim. Eline bankamatik kartı vereceğim. Hiç ben kendi yüzünü görmeden sadece birisinin aracıyla çocuğumu getirip götürmesine ortak velayet dedim. Bu şekilde bir şeyler sundum. Ortak velayet mi konuştunuz? Ortak velayet. O oğlanı ben kızıma istediğim zaman görebilirim diye. Hı-hı. Kendisi mesela çocuğu görmeden yapamaz yani. Oğlunu peki, görmeden yapamaz. Senin için bu hani o notere giden arabanın devri için evet, o süreçte o yolculuk nasıldı? Yani ilk defa sakin kalıp Hasan'la yani konuştunuz. Aynen. Neler anlattı sana? O anlattıklarını aynen anlattı her mı? Senden anlamak dedi istiyorum. Benden yana hayırlı olsun. Aynen. Ben bir şey demiyorum. He? Onun dedikleri ama öyledir. Aynen. Neler söyledi? Oldu gibi. Ortak velayeti şey yapalım ne de. Evet. Ben yine destek olurum her konuda sana ne de. Yani ben maddi manevi yanındayım. Kızı babası görmek bak, isterim sahip çıkacağım diyor. Hı. Evet efendim. Oğlumu da görelsin, sen de görelsin dedi. Yani dedikleri doğrudur, uygundur. Gelmeyi hani gerek diyor, biz boşanalım, bu evlilik bitsin. Bizim artık karı koca ilişkimiz yok. Bu konuda her ikiniz de hemfikirsiniz değil mi? Aynen. Ama içim bir yönden cız cız ediyor. Hani ne derler, olanla çocuklar oluyor gerçekten de. Ben hatamı kabullendim. Ya, hatamı en iyi kabullendim. Erdemlik de bu zaten. Ben şimdi hani ne derler Esra abla, yanlışı yanlışıyla kapatmayacağım. Ben kararımı verdim. Babamın evine geri dönüyorum. Ay Ayşe ya. En doğrusu da buydu efendim. Ben hayır, baştan sona bu kadar kararı bunu anlatmaya çalıştım. Birinin buna baskısı ve evet, isteğiyle mi yoksa düşünerek sen mi verdin? Ben kendim verdim. Çocuklarım her şeyden önünde çocuklarım. Ben bir enkazın altından yeni kalkıyorum. Yeni bir enkazın altına da girmek istemedim. Efendim şunu da garantisini gerçekten veriyorum size. Gerçekten bunu söyleyen birine. Esra çünkü Hanım, benim biliyorsunuz ben en çok hem cinsimle bu anlamda tartışıyorum. Bunu duysun ve anlasın diye sarılmak istiyorum. Bir 12 evet yıllık bir evlilik zor. Ama bu enkazın içinden çıkıyorsun. Tekrar bir enkaz, aynı hayatı yaşamak istemiyorsun. Aynen Esra ablacığım. Kendin için ve çocukların için aynen yaşayacaksın. Aynen. Evet. Gerekirse bir işe gireceğim. Kuru soğan, kuru ekmek yiyeceğim, çocuklarımın için çalışacağım. Yani hayat seçimini kendinden ve çocuklarından yana yapacaksın. Aynen. Kolay benlik bir şey yok. Aynen. Kolay bir şey yok. Aynen öyle. Nasıl? Sarılabilir miyim Esra abla size? İçimden gelme. Ay vallahi sevindim ya. Ben de böyle olmasını istemezdim Esra abla. Kimse yuvasının yıkılmasını istemez. Hiç kimse yuvasının yıkılmasını istemez. Ben de böyle olmasını istemezdim. Efendim şunun garantisini veriyorum. Tamam. Buradan babasına bir iki mesaj yollayacağım. Babasına sonra mesaj söyle. Bak ben sen şu anda bu anın tadını çıkartmak istiyorum. 12 sene beni dışladı Esra abla. 12 sene beni rezil etti. Şimdi sevinsin. Poşetlere ne çok uğraştı babası. Ama istediği yok oldu bak, sevinsin. Hayır o şekilde Ayşe değerlendirme canım şimdi bu ama.
boşanmanızı, şimdi çok enteresan. Yani bütün kıyamet kopuyor. Boşanmayı kayınpedere bağlamak ya, haksızlık olur. Şimdi hayır, burada hepimiz şahidiz. Bu tamamen sizin kendi seçiminizdi. Kendi iradenle. Üçüncü şahısla, yani bir tek üçüncü şahısın bu olayla ilişkisi. Onun dışında kayınvalidelerin, kayınpederlerin bu olayla alakası yok. Ben sadece şu anın tadını çıkartmak istiyorum. Yani kendini ve çocuklarını seçtin. Aynen. Nasıl geldin bu şeye, düşünceye? Düşündüm abla. Çok düşündüm. Hani ne olursa olsun il her zaman bulunur. Ama evlatla kaybettiğimi bulamazsın. Hı hı. Yani ben bu kararı verdim. Çocuklarım için canımı feda ederim ben. Vallahi bravo ya. Çocuklarım için Hasan, canımı feda ederim. Bunu ilk kez burada duyuyorsun. Evet. Benim kendisine anlatmak istediğim de buydu zaten baştan sona kadar. Ben kendisine şu garantiyi de veriyorum. Hiçbir şekilde evin yakınına, bak sizin huzurunuzda sözü veriyorum bak. Hiçbir şekilde ne bulunduğu mevkiye, ni semte, ni yakınına uğramaksızın ben boşanacağım. Bu şekilde. Ama çocuğumu, çocuğunu ben görmek istediğim zaman birisinin aracıyla gidecek, alıp gelecek, ben çocuğumu seveceğim. O da aynı şekilde yani telefondan... mutlaka görecek, atası sonuçta. Hayır, hayır bak. Yani. Şimdi ben demek istedim bu. Yani bağırmakla, çağırmakla bir yere geldik ama... Şimdi şu netice, yani neticeye bağlarsak ben maddi manevi, neden çocuklarım için çırpınmam lazım. Kendisine buradan ben iş imkanı belki sunamam ama sizin aracıyla belki bir yerden iş bulunabilir. Belki ayakta durması için, kendi evini oluşturması için belki yani bir şekilde bu hayata sağlam bağlanması lazım. Hı-hı. Yani bu saatten sonra ya babası da bir şey veremez fazla. Ne verecek yani bu saatten sonra kendisini dik duruşunu belli etmesi lazım. İnsanın karşısında yani duruşunu belli eden insanların yani nasıl... Dik duruşu belli ediyoruz. Gale gibi yani. Sallansa da yıkılmıyor. Ama senin iki tane çocuğun var şimdi. Ben sen çalışan ekmeğini kazanan her şeyi yapmak birisin. Zorundayım. Bu çocuklar için gerekli şartları ve ortamı oluşturabilirsin. Ya ben oluşturma, ben sıkıntısı yok ama şimdi ben cevabını bu şekilde veriyorum. Yani kendisi baba evine dönsün, az kafasını dinlesin. Orada annesinden bu zaman geçirsin. Sürecin ne şekilde ilerleyeceğini sonrasında kararını kendisi alır. Senin bu saatten çalışmak sonra şimdi siz bir kere bu mu? Evlilikte... Saygı duyuyorum. Hayır hayır. Bu evlilikte birbirimize bir şans verelim, yuvayı kurtaralım dediniz. O ben dediniz. Verdim, o bitti. Ha, senin kaldı. İçin böyle bu şans gibi o bitti bir durum o, söz o konusu sonra, değildir. Evet, bak, bu saatten sonra öyle bir şey yok. Bu en sevdiğim de duygudur biliyor musun? Öyle artık bir, sana mani... karşı duygusu yok, nötr, tamamen boşanmaya ha, karar vermiş, bunu hazmetmiş. Yani ben bunu artık yuttum. Ben de hatalıyım. Ben, onun da hataları var. Ya hatayı konuşuruz. Yani kimse hani 12 senelik yuvasının yıkılmasını istemez ama ne yapacaksın? İnsan hata yapıyor yani. Hatasız bir Allah. Onun da bana karşı hataları var. Yani kimse isteyerek bu duruma düşmez. Hı hı. Ben de isteyerek bu duruma düşmedim. Hı hı. İşte öyle. Sen daha önceki barışmanda şey demiştin. Hani geri geldin şöyle bir cümle kurmuştun. Aman ölü toprağı var, psikolojim yerinde değil, kafam yerinde değil. Şimdi aynı durum söz konusu mu? Yoksa bazen şey olur ya böyle kafamızda bir ampul çakar, bir aydınlanırız, net görmeye başlarız. Şu anda yani yaptığın, yaşadığın her şeyi net görüyor musun? Aynen. Hatalarımı anlıyorum. Aynen. Pişmanlık da var. Hayır, üç gün sonra bu kararından vazgeçip farklı davranır mısın anlamında sordum. Nasıl farklı? Hani Tavşanlı'ya gittim, aman Tavşanlı'da da ölü toprağı var, ben burası bana dar geliyor der misin diye. Yok, hayır. Anladım. Netsin yani kararında. Aynen. Şahane vallahi. Babamın evine geri döneceğim ne olursa olsun. Yani hatayı hatayla kapatmayacağım. Bunun kararını verdim kesin yani. Peki bunu karşı tarafa söyledin mi? Onlar da uygun görüyorlar. Tamam, kararına saygı duyuyoruz diyorlar. Yani öyle. Böyle peki. Vallahi enteresan bir süreç. Buyurun Hasan Bey. Esra Hanım, bu kararının geri dönüşü olmasın o zaman. Ben maddi manevi yanındayım. Yani bu karar verip de buradan çıktığı zaman mesela ben boşandım gittim bilmem ne, ben ona ortak mesela velayetimizi aldık, her şeyimizi yaptık. Sonrasında yanlış bir şey olmasın yani. Ne demek o yanlış? Yani yanlış dedim. Yani yeniden hatalara düşmesin. Yani yeniden gaflete düşmesin. Yani kendi cevabını kendi vermesi gerekir bu yani şeyde kendine bir cevap vermesi gerekir bu konuda. Yani dik duruşunu bozmayacak, hareketlerin içine girmemesi lazım. Dik duruştan kastınız ne? Yani ben babamın evindeyim artık. Kimse bana gelip de ilişemez. Mesela ben kimseye ben şans vermiyorum. Ben bu soruyu sorarken bu yanına gittiği kişiyle ilgili tekrar ya, bir karar değişikliği olur mu diye sordum ama boşandıktan sonra kafasını dinledikten sonra kendini hazır versin, hissedikten sonra kendine yeni bir hayat kurabilir. Sen de kendine yeni hayat kurabilirsin. Ben ama bu
bilinçli bir seçim ve bir tercih aynen. olmalı. Kararı... Hani öyle alelade oradan kaçayım, yangından kaçayım, doluya tutulayım ben gibi şunu... değil. Efendim... Gerçekten isteyerek kendilerinize yeni hayat kurabilirsiniz. Efendim, bu herkesin en doğal hakkı. Bak ben şunu demek istiyorum. Ben böyle bir hayat kurmak istiyorum. Çocuğuma bak birini getireceğim. Mesela ben bunu erdemlik olarak söyleyip karşımdaki insanı bilinçli bir şekilde ya bunu alıp geldim ben, bak ben bunu anne yapacağım deyip de annesini dışlayıp bana dışlayıcı bir hareket içine girmek istemem. Yani böyle bir muhabbede bu şekilde anlatmam yani. Siz olur, medeni saygılı, bir çift olmaya, iletişim kurmaya başladınız. İletişimli bir şekilde çocukları büyütmek istiyorum ben. Peki benim şu andaki rolüm nedir acaba, ben onu merak ediyorum. Sizin yani sizin yaptığınız en büyük şey bu insanı yani yaptığı yanlıştan çevirmek oldu. Yok hayatım valla benim yaptığım en doğru şey ne biliyorsun? Karşılıklı konuşur hale getiriyorum ya sizi. Sizin en güzel şey sizden geldi efendim. Hı. En güzel destek sizden geldi. Buradan tavşana gittiğim zaman iki tane dekel sandalye ben göndereceğim efendim. Akülü buradan, gönder. Akülü belki olmayabilir. O geçen, onu ben kendi peki, sözüm kendime verdim. Herkesin hayatı ve... Evet, onu buradan bir de bütün Türkiye'ye seslenebilir miyim? Bunu genelde kayınlalara, kaynatalara sesleniyorum. Kesinlikle oğlanla gelin arasına girmeyeceksin. Kesinlikle girmeyeceksin. Şimdi burada suçlu kaynatalar mı oldu? Eğer sizin o aranızda... suçluysa eşinizle yani hani bir defa denemişsiniz. Böyle terapiyle falan düzelebilme şansı var mı Ayşe? Yok artık. Çünkü hayır, suçlu olarak üçüncü kişiyi gösterdiği zaman ben bunu muhakkak sorarım. Çünkü eşim bu evliliğin bitiş nedeni Hasan demiyor. Kayınvalidem ve kayınbabam diyor. Ama kayınvalidem değil, kaynatam. Kaynatası. Aynen, 12 sene çok uğraştı boşattırın olmasaydı diye. Hasan Bey'le mutlu olur muydunuz? Karışmayacak, gelinle dağlı oğlan arasına girmeyecek. Ben onu bunu bilmem. Telefon attığında... Osman Bey var, Ayşe'nin babası. Osman Bey merhaba. Bak dün iyi ki gitmişiz babanın yanına. Osman Bey hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? Peki tekrar arasınlar. Senin bir yani çağrın mı var? Hani kaynatayla... Kaynatalar işte çiftlerin arasına girmesinler. Başka? İşte benim diyebileceğim bu. Hı. Laf etmesinler gelinlerine. İyi de olsa kötü de olsa. Yani sonuçta oğlunla gelinle geçiniyor. Hı. Laf etmesinler, aralarına girmesinler. Peki, ben bunu istiyorum. Sizin bu barışmanızda kayınpederin oğluna boşan diye bir baskı yaptı mı? Beni çok dişledi, çok hakaret etti. Aileme karşı, bana karşı. Çok dişledi beni. Hayır, bu yakın zamanda. Bunu evlatlar reddettiler. Hmm. Ben hani ya o, bak, geri kabul ettin diye, efendim, niye getirdin şöyle, diye. Şöyle bir durumu içine sokmaya, ya hemen bir arabedenin içine yeniden bir enkaza kaktırmaya gerek yok. Bu iş bitti. Nokta gondo. Herkes mutlu mesut bir şey yaşamak ister ama olmadı olmadı. Oldu oldu. Bunu babam bana dedi ki, oğlum ben senin eve gelmem. Rahatsız etmem, kusura da bakma. Alakası yok, bak, alakası yok. Bak. Senin kaç yıldır baban eve istemedi. Gelmiyor? Hiç istemedi, hiç gelmedi desem yeri. 12 yıldır evliliğinde. 4 senedir bak, efendim trafik kazası yaptım ben kendim. 4 sene önce çocuk doğduğu zaman, ilk bir kızım doğduğu zaman bir trafik kazası alakası oldu. Alakası yok, oldu. Motosikletten kaza yaptım. O zaman hastaneye geldi, başında bekledi. Köve, kendisi köve geçerken beni, o zaman Balıköy beldesi var, orada kaldık biz. Çocuğun okulu bitesse kadar sonra Tavşanlı'ya merkeze yerleştik. Çocuk okulu bittikten sonra babam dedi ki, oğlum ben de sana kusura bakma, hani yanlış anlaşılıyoruz, yanlış yok, konuşuyoruz. Hayır. Ben dedim senin evine gelmeyeyim dedi. 11 yıldır baban yok, sizin yok. Evinize gelmiyor mu? Gelmedi efendim. Beni istemedikleri niye? İçin gelmedi. Beni sevmedikleri hayır, için gelmiyor. Sebep işte ya ne bileyim. Desene gerçekleri rahat. Söyle. Ya bir dakika. İstemediler de. Gerçekleri anlat son ya. Son 2 aydır. Söyleyeyim efendim. Bak, yanlış son 2 aydır şimdi, gelmiyor. Kalkıttım. Anlarım da. Karşımdaki gelmek istemiyor. Hayır. 11 yıldır gelmeme anlat. Sebebi ne? Bak, gelmeme sebebi ne biliyor musun efendim? Gerçekleri ya, anlat. Kafam ağrıyor. Şimdi kafam kimin? Ağrıyor değişin. Ya bu da dedi rahatsız. Ya dedi biz şimdi gerçekleri anlat. Baban istemediler de. Ağrıyor. Gerçekleri anlat. Anlat. Hayır gerçekleri anlat. Siz kayınpederini anlaşamıyordunuz. Ben annesine çok yakışıyordum. Ya tamam neyse oldu bitti. Annesi dört dörtlük kadındır. Geçen de dedim ayaklarının altı öpülecek bir kadındır. Ama babasına kesinlikle iyi diyemem. Yıldızlarınız barışmadı diyelim. İyi diyemem. Peki.
Şimdi Osman Bey telefon hattında mı? Osman Bey'i de bağlayacağız. Heh. Osman Bey. Efendim Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Ayşe sen Otur. Konuş babanla. Baba nasılsın? İyiyim kızım. Önce sonra seni seyrediyorum. Kararıma saygı duymuşumdur. Her zaman başımın şurada yerim var. Sağ ol. Allah razı olsun. Osman Bey, kızınız bir karar verdi. Ben bir enkazdan çıkıp yeni bir enkaza gidemem diye sizin yanınıza gelmeye karar verdi. Başımın şurada yeri var Esra Hanım. Sevindiniz mi bu kararına? Nasıl? Göz yaşlarına kutluyorum. Yoksa sizin de gözünüz arkada kalacaktı. Evet. Ben kendi kararına saygı duyuyorum Esra Hanım. Her zaman da arkasındayım. Bak eşiyle de çok güzel uzlaşmışlar, anlaşmışlar. Ben de zaten bunu bekliyordum. Ben zamanında ona söyledim. İlk kaçtığı zaman söyledim. Oğlum bu bak bizim şeyimize yakışmaz. Sen bunu boşa dedim. Boşanın siz böyle gitmez bu iş dedim. Bak insan içine çıkamayız diye ben ona güzellikle söyledim. O ters tepki verdi orada. Anladım. Şimdi peki Hasan'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bak ikisi de anlaştılar. Bu saatten herkesin sonra sizin torunlarınızın babası olarak kalacak. Evet, evet. Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım. İsterse davrandı desin. Her zaman oğlum gözüyle baktım. Her zaman kararlarına saygı duydum. Burada kavga ederlerdi. Ben kızım sabret, kızım devam. Bir günden bir güne de ben ona kötü kelime konuşmadım. İsterse yalan desin. Hep o evladımla hitap ettim. Hep oğlumla hitap ettim. Sen bana, bak ben şimdi oldu bitti. Her şey geldi geçti. Sen bana... Ne yaptın? Zamanında beni ne yaptın sen insanların içinde? Ne yapmışım ben seni? Bağırdın, çağırdın. Ben sana kalkıp da orada bir şey dedim. Ben senin yapacağın tek bir şey var dedim. Jandarma yararsın. Aradın mı? Ne zaman? Ne zaman işte o zaman aradın mı? Hani sen diyorsun ya 2015'te, 2016. Ben de hatırlamıyorum işte ne zaman olduğunu. Senin dediğin gibi. Aa bak onu babana bir soracağım önce. He tamam onu işte. Onu babana bir soracağım. Tamam işte onu o şekilde soracağız. Onu bir şekilde. Bizim şu an, bu an yani ben burada... Bağırsaydım da sana ne dersem diyen sana ben lafımı duyuramadım yani. He ne oldu? Sen dedi illa boşan, illa boşan. Ben bu saatten sonra bu şekilde bir ilişkiye devam edemeyeceğim. Zaten burada sundum. Buradaki delilleri senin torunun getirdi bana parayla sattı. Ben o senin torununa bu kadar vicdansız bir insan olsaydım ben eşime 3 ay çocuğa baktırdım kimliği getirmedi. Ki şu an çocuk esirgen mi yurduna evlat gitti. Ne oldu? Bir gün çocuğundan zaman geçir, geçirmedi. Onu bana kıyaslamayacaksın. Sana kıyaslamayacaksın ama bir büyüğüm olarak her Hasan, zaman bu şekilde tavrım Hasan, vardı insanlara. Bu iş bitiyor. Herkes bitiyor. Kendi hayatına bakacak. Ha. Ama şunu sormak istiyorum. Osman Bey teşekkür ederim yayına bağlandığınız için de. Kızınız için de, çocuklar için de, Hasan Bey için de hayırlısı olsun. Amin. Senin bu kaçtığın adamla fotoğraflarını senin kendi ailenden öz ve öz yeğenin para karşılığında Hasan'a satıyor. Öyleymiş. Ne demek bu? Bilmiyorum ki. 1000 TL karşılığında sen fotoğraflarını kendi bak kendi canından, kanından, aile üyelerinden birine gösteriyorsun. Aynen. Sen mi gönderdin ona? Ben gönderdim. Yalanına gerek yok. Sen gönderdin. O da fotoğrafları alıyor, senin kocana satıyor. Aynen. Öyle yapmış işte. O da cahillik işlemişti. İşte. Ne diyebilirim? O da bir cahillik yapmış. Ben de bir cahillik yaptım. O da bir cahillik yapmış. Ama şöyle o fotoğrafları ona göndermesinden ziyade para istemesi, para karşılığında vermesi de garip değil mi? İnsan olan insan yapmaz aslında. Demek ki onun da bana karşı bir şeylik yok. İşte ben bunu Esra Hanım, ben bunu anlatmaya çalıştım. Bak dedim bu insanlar ablası demiş ki bak demiş senin eşinin başka bir yerde karısı var, hanımı var. Bak demiş çocuğu olacak. Ben bu kadını dedim bak bu gitti. 20 güne yakın durdu. Ben dedim bu kadın gelmedi buraya. Bu kadın buraya gelmedi. Çocuk da olmadı, kadın da yok. Ondan sonra ne oldu? Bak dedim bunlardan uzak dur. Bu gelmiş ablası buna. Bak demiş ben seni haz etmiyorum. İşte ben seni kıskanıyorum. Şöyle böyle demiş. Kadın var demiş. Sonrasında annemi aramış. Kendisi Ayşe. Annem aramış. Anne demiş bak böyle durum var. Ben demiş böyle de çok kötüyüm demiş. Anladım. Fitne fücür o kadar çok yapılmış yani ki seninle ilgili ona, onunla ilgili sana anlatılmış. Evet. Ama bunlar sözlerden sadece ibaret değil. Kötü bir şey kişilerin kendi davranışları, eylemleriyle de siz boşanma noktasına gelmiş bir çiftsiniz. Nihayetinde iki çocuğunuz var ama ben kendi adıma, çocuklar adına da çok mutluyum. En azından uzlaşıp, anlaşıp, helalleşip ayrılacaksınız. İki insan gibi anne baba olarak konuşmaya devam edeceksiniz.